1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin eğitimli köpeklerine komutanlık nazmiyesinde nefes kesen bir tatbikat düzenlendi. Biz arama kurtarma köpeklerimizi göreve çıkmadan önce hazır halde bulundurmak için köpeklerimizin kondisyonel ve koordinatif faaliyetlerinin üst seviyede olması ve göreve hazır olması maksadıyla köpeklerimize mutlaka at getir oyunları, aport oyunları, arama bulma oyunları, retrieve oyunları, bunun gibi oyunlar icra ederek köpeklerimizi fiziksel ve mental olarak göreve hazır halde bulunduruyoruz. Hassas burunlar özellikle arama kurtarmada gösterdiği üstün başarıyı bu düzenlenen tatbikatta da gösterdi. Her noktada canlı insan emaresinin olduğunu düşünüyorum. Deprem süsü verilen yapılar arasında gizlenen insanları kısa sürede tespit eden kahraman köpeklerin marifetleri hayran bıraktı. Buradaki eğitimin ilk aşaması canlı arama köpeklerinin insan kokusunu tanıması için havlama kutularını kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz havlama kutularında, çoklu havlama kutularında canlı insan kokusunu bir takım salgılar, nefes salgılarından, bir takım partiküllerden, komponentlerden tespit eden köpeğimiz burada görüldüğü gibi havlayarak tepki ve işaret vermekte. Biz de canlı insanın yerini tespit ettiğini buradan anlayabiliyoruz. Ve burada bir canlı insan emaresinin olduğunu, canlı insan kokusunun, bir koku alanının, koku işlerinin mevcut olduğunu anlıyoruz. Neredeymiş? Nerede kazazede? Nerede? Nerede? Bulacak mısın onu? Nereye gitmiş? Ara! 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 Senin oğlu. Köpeğin şu anda buraya tepki ver. Burada canlı insan var. Köpeğin buraya tepki ver. Burada canlı insan var. Köpeğim buraya tepki verdi. Burada canlı insan var. Yapılan tatbikat sonrasında özel açıklamalarda bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ercan Altın şu açıklamalarda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla görev yapan 11 farklı branştaki köpek ve kullanıcılarının eğitimleri JAKEM Komutanlığı'nda yapılmaktadır. Komutanlığımızda halen Alman çoban köpeği, Belçika Malinois, Labrador Retriever, Golden Retriever, Alman Pointer ırklarında köpek üretilmekte, görev köpeği olarak eğitilmekte ve kullanılmaktadır. Komutanlığımızda arama kurtarma, asayiş, bomba arama, erzak tespit, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün tespit ve yangın tespit branşları olmak üzere toplam 11 farklı branşta köpek eğitimi icra edilmektedir. JAKEM Komutanlığı olarak yayınlarınızda bize yer ayırdığınız için teşekkür ederiz. Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla köpek ve kullanıcılarının mülki görevler kapsamında emniyet ve asayiş görevlerine yönelik yetiştirilmesine devam edilecektir. Bu görevimizi tüm personelimizle birlikte huzur ve güven ortamında daha ileri ve daha iyi seviyeye ulaştırma gayret, azim ve kararlılığında görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Köpek Üretimi ve Yavru Eğitimi Bölük Komutanı Üsteğmen Aydın Tekin şu açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma köpeklerimiz deprem, çığ, sel gibi doğal afetler ile bina çökmesi, enkaz altında kalma gibi doğal olmayan afetlerde canlı insanları arayıp bulmak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında uçak, gemi, tır gibi araçlarda saklanmış kaçak şahısların yerini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Eğitimlerimiz JAKEM Komutanlığı'nda 20 hafta süreli ve 800 ders saati olarak icra edilmektedir. Eğitimlerimize kullanıcısı ile köpeğin uyum sağlama süreciyle başlanmakta. İlk olarak temel ve ileri itaat eğitimi, müteakibinde ise arama kurtarma ihtisası ile ilgili havlama kutularında canlı insana koku tanıtımı,
Yine deprem ve enkaz alanlarında saklanmış insanların canlı insan koku tanıtma eğitimleriyle devam edilmektedir. Arama eğitimlerimiz öncelikle JAKEM Komutanlığı Birliğimizin içerisinde bulunan havlama kutuları, beton örme enkaz alanlarımız, toprak altındaki sığınak alanlarımız ve açık arazideki kesimlerimizde yapılmaktadır. Mütakibinde köpeklerin görev anında karşılaşabilecekleri arazi arızalarına göre birlik dışarısında da kentsel dönüşüm alanlarındaki beton örme enkazlar ile açık arazi kesimlerinde insan ve taşıtların yani trafiğin yoğun olarak bulunduğu gerçek ortamlarda da eğitimlerimiz pekiştirilmektedir. Ayrıca kar ve çığ altında canlı insan arama eğitimi ile sel baskını ve toprak kayması gibi olaylarda da arama kurtarma köpeklerimizin eğitimleri başarıyla icra edilmektedir.